zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor. Şöyle diyorlardı: Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Kabe'nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hazreti Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit, yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar. Beraberce batıya doğru yürürler. Kabe'nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hazreti Adem bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennetteyken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunu tekrar kendisine verilmesini diler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hazreti Adem onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hazreti Şit zamanında kaybolur. Yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hazreti Şit onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacerül Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail annesiyle birlikte orada iskan eder. Sonra İsmail ile beraber Kabe'nin yerini kazar. Hazreti Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Ayette bulunan Beytullah'ın temellerini yükseltiyor cümlesi bunu ifade eder. Dünyada yaşayan ve çeşitli dinlere mensup insanların farklı farklı ibadet şekilleri vardır. Her inanç sahibi kendi dininin gerektirdiği şekilde her gün ibadetini sürdürür. Kabe, Müslümanların ibadetinde çok önemli bir yer tutar. Her gün dünya üzerinde yaşayan milyonlarca Müslüman, nerede olurlarsa olsunlar, Kabe'nin bulunduğu yönü hedef alıp, o yöne doğru namaz kılarlar. Birçok kaynağın bildirdiğine göre, Kabe'nin bugünkü durumuna gelişi, Hazreti İbrahim'in zamanına dek uzanır. İslam metinlerinde Allah'ın Hazreti İbrahim'i Kabe'yi inşa etmekle görevlendirerek Mekke'ye gönderdiği yazılıdır. Bununla birlikte Kabe'nin Hazreti İbrahim'den çok çok daha eski dönemlere uzanan bir geçmişi olduğu da söyleniyor. Çünkü Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa etmek için Mekke'ye geldiği sırada Kabe'nin yerini aradığından söz ediliyor. İnanışa göre Kabe çok önceleri de vardı. Fakat Nuh tufanı sırasında yıkılarak kayboldu. İşte Hazreti İbrahim de Kabe'nin özgün yerini bulmak ve onu yeniden inşa etmekle görevlendirilmişti. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in oğlu Muhammed, babasıyla bir adamın arasında geçen ilginç bir konuşmaya tanık olduğundan söz eder. Babam ile beraber Mekke'de Mescid-i Haram'daydık. Babam Kabe'yi tavaf ediyordu. Ben de onun arkasından gidiyordum. Birden babamın yanına bir adam yaklaştı ve şöyle dedi: Ey Resulullah'ın oğlu, sana bir şey sormak istiyorum. Babam ise tavaf bitinceye kadar adamla konuşmadı. Daha sonra babam tavafını bitirdi ve Kabe'nin oluğunun altında durdu. O adam tekrar geldi ve babama şunu sordu: Kabe'yi tavafın başlangıcını soruyorum. Tavaf ne zaman, nasıl ve niçin yapılmıştır? Şam yöresinden geldiğini öğrendiğim bu adama babam şunları anlattı: Şamlı kardeş, şimdi sana söyleyeceklerimi iyi ezberle ve doğru olarak anlat. Kabe-i tavafın başlangıcı şöyledir. Allah meleklere, ben yeryüzüne bir halife göndereceğim dediği zaman, melekler ona, ey bizim Rabbimiz, halife yeryüzünü fesata uğratacak, orada kanlar akıtacak, düşmanlıkta bulunacak, suç ve cinayet işleyecek kimselerde, yani bizden başkasından mı tayin olunacak? Rabbimiz, o halifeyi bizim aramızdan seç şeklinde ısrar ettiler. Allah ise şöyle dedi: Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi de bilirim. Gökteki beyt, melekler, bunun üzerine Rablarına karşı yaptıkları bu itirazdan ötürü, onun gazabını anlayarak arşa sığındılar. Başlarını yukarıya kaldırarak Allah'a yalvarmaya başladılar.
bu şekilde hiç durmadan saatlerce arşı tavaf ettiler. Bu hareketlerinden ötürü Allah meleklere acıdı. Bundan sonra da Allah arşın altında dört direkli bir beyt, ev koydu. Bu beytin direklerini kırmızı yakuttan süsledi ve ona Beytüddarrah adını verdi. Sonra da meleklere şöyle dedi: arşı tavaf etmeyi bırakınca bu beyti dolaşın. Bunun üzerine melekler bu gökteki beytin çevresinde tavafa başladılar. Yine bir diğer İslam inancına göre, Hazreti Adem cennetten yeryüzüne indirildiğinde Allah onu teselli etmek için melekler aracılığıyla yeryüzüne bir beyt indirmişti. Melekler yeryüzüne inip Kabe için 7. kata kadar varan bir temel kazdılar. Temeli ancak 30 kişinin kaldırabileceği büyüklükte taşlar yerleştirdiler. Adem de bu sağlam temelin üzerine cennetten indirilen beyti yerleştirdi ve onun çevresinde ilk tavaf eden kişi oldu. Nuh tufanında ise Kabe'nin yeri kayboldu. Tufandan Hazreti İbrahim'in zamanına kadar yeri de belirsiz kaldı. Sadece Kabe'nin bulunduğu alan biliniyordu. Bu yerde kırmızı topraklı ve sel sularının ulaşamayacağı kadar tümsek bir tepe durumundaydı. Yeri kesin olarak belli olmamakla birlikte insanlar tarafından Kabe'nin yerinin bu bölgede olduğu biliniyordu. Ve tıpkı bugün olduğu gibi o zaman da yeryüzünün çeşitli yerlerinden insanlar Kabe'nin bulunduğu bölgeye gelip dua ederlerdi. Bu durum Hazreti İbrahim'in Allah tarafından Kabe'nin yeniden inşa edilmesiyle görevlendirildiği zamana kadar sürdü. Bu konuya ilişkin kaynaklardaki bilgilere göre Kabe'nin Hazreti İbrahim tarafından inşasında bir takım esrarengiz olaylar oldu. Söylendiğine göre Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa etmek için Mekke'ye geldiğinde yanında bir melek ve Sekine adı verilen bir şey vardı. Sekine'nin ne olduğu konusunda çelişkili ve farklı bilgiler öne sürülüyor. Kimilerine göre Sekine, iki kanadı ve kedi başı gibi bir başı olan ve çok hızlı uçan bir kuştu. Kimilerine göre ise Sekine'nin insan yüzüne benzeyen bir yüzü vardı ve bir tür inilti sesi çıkarırdı. Daha başkaları ise Sekine'nin hoş bir rüzgar olduğunu öne sürüyorlar. Hazreti İbrahim, bugünkü Kabe'nin bulunduğu yere gelince, Sekine ona, "Burada dur," dedi. Kabe'nin yeri bu şekilde belirlendikten sonra, Sekine içinde baş şekli bulunan bir bulut biçiminde yere indi. Bulut ona, Kabe'nin inşa edileceği yer üzerinde görünerek şöyle dedi: "Ey İbrahim, Rabbin sana bu bulutun altında ve onun ölçüsünde bir temel kazmanı emrediyor." Hazreti İbrahim de bulutun gösterdiği ölçülerde yeri kazmaya başladı. Oğlu Hazreti İsmail de ona yardım ediyordu. Bir süre sonra Kabe'nin Adem tarafından inşa edildiği zamanki ilk temeline ulaştılar. Bundan sonra meleklerin de yardımıyla Kabe inşa edilmeye başlandı. Kabe'nin inşasında kullanılan taşların Sina, Lübnan, Hira, Zeytinlik ve Cüdü dağlarından getirildiği söyleniyor. Kabe'nin yüksekliği yerden bir adam boyu olunca bulut birden kayboldu. Bundan sonra Kabe'nin duvarları inşa edilmeye başlandı. Hazreti İsmail taş taşıyor, yaşlı babası Hazreti İbrahim de duvar örüyordu. Fakat binanın duvarları yükselip de insan boyunu aşınca Hazreti İsmail özel bir taş getirdi. Bu taş denildiğine göre yere temas etmiyordu ve Hazreti İbrahim'in ihtiyacına göre alçalıp yükseliyordu. Kabe'nin duvarı Hacerül Esved taşının bulunduğu yere gelince Hazreti İbrahim oğluna şöyle dedi: "Bana öyle bir taş getir ki onu bu köşeye koyayım." Bunun üzerine Hazreti İsmail babasının istediği taşı bulmak için çevrede dağlara çıktı. O sırada karşısına Cebrail çıktı ve ona Hacerül Esved taşını verdi. Taş böylece bugünkü yerine yerleştirildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ise Hacerül Esved ile ilgili olarak şöyle dediği söyleniyor:
Bu taş eğer cahiliye devrinin pislikleri ve kirleriyle kirletilmiş olmasaydı, onunla her türlü hastalık, veba ve musibetten kurtulmak için Allah'tan şifa istenirdi. Allah elbette bir gün onu ilk yarattığı şekle döndürecektir. O, cennet yakutlarından beyaz bir yakut idi. Fakat Allah onu kötülerin günahlarından ötürü değiştirip, ziynetini zalim ve günahkarlardan gizledi. Çünkü onlar cennetten çıkma bir şey bakmaya layık değillerdir.